Sesli köşelerde Semih Ardıç'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan "Boydağın çağrısına kulak verilmezse" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP hükümeti Allah'ın lütfu diye karşıladığı 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde hizmet hareketiyle gönül bağı olan binlerce ailenin mallarına el koydu. Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri terör, darbe veya şiddete bulaştıklarına dair tek delil olmadan hapse atıldı. Hayatı herkesin gözü önünde olan hayırsever iş adamları ağır hapis cezasına mahkum edildi. AKP'nin hedef aldığı ailelerden biri de Kayseri'nin sanayi devi Boydak ailesi. Ağabeyi Hacı Boydak, amcasının oğlu Şükrü Boydak ve kardeşi Memduh Boydak'ın halen tutuklu kalmasına deryansın eden Mustafa Boydak'a göre Merkez Bankası Başkanı'nı gece yarısı darbesiyle değiştirerek faizleri düşürmek krize çare olmayacak. Zira Türkiye'nin krizi borsa, faiz ve dolar üçgenine sığmayacak kadar büyük. Mülkiyet hakkının ayaklar altına alındığı bir piyasada sıcak para baronları bile kılı kırk yararak hareket eder. AKP'nin masa başı formülleriyle faizi ve enflasyonu düşürmesi günü kurtarsa da krize merhem olmaktan çok uzak. Kendisi de tek delil olmadan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Boydak, ağabeyi, kardeşi ve binlerce iş adamına göre nispeten talihli sayılır. Temiz safahatındaki cezaya hükmeden mahkeme kendisini tevkif etmedi. Tutuklamanın istisnai bir tedbir olmaktan çıkarıldığı, masum insanlara eziyet haline dönüştürüldüğü AKP iktidarında, mevcut krizi bütün yönleriyle tahlil etmeden ekonomi düzlüğe çıkamaz. Mustafa Bey, kadın, erkek, genç, yaşlı ayrımı gözetilmeden, ailece maruz kaldıkları temel hak ve hürriyet ihlallerine son verilmeden, yatırımcının olmazsa olmazı güvenin tesis edilemeyeceğinin altını çizse de oralı olan yok. Ekonomiyi izliyorum, şu an yapılanlar ne yazık ki çare olamayacak. Önce güven, sonra mülkiyet hakları herkese iade edilmeli. Yatırımcının korkusu giderilmelidir, hem de acilen diyen, Boydak gibi hayatının her safhası insanların gözü önünde cereyan etmiş bir iş adamını terörle irtibatlıymış gibi göstermek Türkiye'nin kriz şartlarını ağırlaştırmaktan başka bir netice vermiyor. Boydak, İpek, Nakiboğlu, Davulcuoğlu, Güllüoğlu, Kavurmacı ve daha nice müteşebbis ailenin mallarını mülklerini yağmalayanların kendilerini siyasi İslamcı diye tarif etmesi de bugünün Müslümanlarının yaman çelişkisi olmalı. Hatta İstanbul müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın iş adamı Ali Kervancı'nın el konulan evini mesken olarak kullanması tek kelimeyle ibretlik. AKP 3 senedir savcıları, polis ve askeri, mahkemeleri hizmet hareketini terör örgütü olduğunu ispat etmek için seferber etti. Suç da, suçlu da yok. Evvela suç tanımlandı, sonra insanların o suçu işlemediklerini ispat etmesi istendi. Esas olan suçluluğu ispat etmektir, değil mi? AKP'nin bir gazeteci hakkında yolladığı iade dosyasına bakan Bosna Hersek Mahkemesi'nin verdiği cevap, "Fazla söze ne hacet" dedirtiyor. Kurulumuz kanaatince suçun en önemli niteliklerinden birisi eksiktir. O da terör grubunun ya da örgütünün var olmasıdır. Terör örgütü yok. Mamafi, yüz binlerce insan AKP tarafından terörist ilan ediliyor. Hamile kadınlar hapse atılıyor. 2 aylık hamileyken hapse atılan Hanife Çiftçi'nin bebeği cezaevindeyken karnında vefat etti. 3 aylık Cen'in cerrahi müdahaleyle alınabildi. O annenin, o babanın maruz kaldığı acının tarifi yok. Acının, acıyı unutturduğu bu karanlık devirde siyasi İslamcılar Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kim birinin kalbini kırıp onu ağlatırsa o kişinin bedduasından sakının. Çünkü gözyaşları yere düşmeden ne dilerse o olur sözlerini bir kere daha okumalıdır. Halk arasında etme bulma dünyası. Ah alan olmaz, iflah olmaz, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste, zulümle abad olanın sonu berbat olur, ağlatan gülmez, ağlayanın malı gülene yar olmaz, mazlumun ahı indirir şahı gibi atasözleri ve deyişler rastgele söylenmemiştir. Her biri yaşanmış ibretlik hadiselerin akabinde kulaktan kulağa yayılmıştır. Adaletin yerle bir edildiği bir coğrafyada er ya da geç, mazlumların ahı dinecek.
AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, bayilikte, haramilikte yalnız değil, onu bu kadar gasp ve zulme rağmen hala alkışlayan, haramın taksim edildiği sofraya kaşık sallayan şürekası en az Erdoğan kadar mesuldür olup bitenden. Hizmet Hareketi'nin mülkiyetindeki Asya Termal Tesisleri, AKP'nin Ankara İl Teşkilatı'nda daha evvel vazife alan Ali Yeşil ve iki ortağı tarafından bedelinin kaç lira olduğu bile bilinmeyen bir ihaleyle satın alınmıştı. Ankara Kızılca Hamam'da AKP'nin her sene kamp yaptığı tesis, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmek için başlatılan cadı avında ilk hedeflerden biriydi. Bölgeye o güne dek yapılan en yüksek tutarlı yatırım manasına gelen tesis gasp edilmişti. Böyle bir tesis, Ali Yeşil ve ortaklarının elinde kısa sürede borç batağına sürüklendi. AKP'li Kızılca Hamam Belediyesi'ne olan 1 milyon liralık borcu tehir etmek için 31 Mart'ta başkan seçilen Süleyman Acar'a icrayı durdurma yetkisi verilmişti. Böylece icralardan biraz nefes alacağını hesap eden Ali Yeşil, önceki gün Halkbank'ın Kızılca Hamam Şubesi'nin önünde alacaklısının başına dayadığı silahı "Sen sıkma, ben sıkarım" diyerek elinden alıp intihar etti. Yeşil'in cenaze namazını Hizmet Hareketi'nin firakı dalle olduğunu iddia eden düzmece rapora takdim yazısı kaleme alan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırmış. "Ne diyeceğimi bilemedim. Hükümet Mustafa Boydağ'ın mülkiyet haklarını iade edin" şeklindeki son derece haklı çağrısına cevap vermezse mazlumun ahı ve o ahın ateşi herkesi yakacak diyor Semih Ardıç TR724'teki köşesinde.